Aa, bugün plaj temizleme günü. Merhabalar, ben Mustafa, Mustafa El Turco. Bugün sizlere plajları temizleyerek dünyayı nasıl gezdiğimi anlatacağım. Şimdi burada Wild Mex, yani Vahşi Meksika diye bir yerde bir surf okulunda gönüllü olarak çalışıyorum. Burası ücretsiz olarak kaldığım yer. Kulelem. Burada ama tabii, öncelikle sizlere sadece plaj temizleme dışında daha neler yaptığımı da göstereyim. Mutfağımız, havuzumuz bile var. Havuzumuz tabii bize değil, normalde misafirler için, ama biz de saat akşamleyin 8'den sonra kullanabiliyoruz. Bağmaklar bizim için. Bir arkadaşımız burada fiesta yapıyor. Fiesta. Christian Fiesta yapıyor. Siesta, pardon. Fiesta değil. Siesta. Siesta, siesta. La siesta. Görüşürüz. Surf tahtalarımız burada var. Surf tahtalarımız, çalışma arkadaşlarımız. Hola. Merhaba. Entonces voy a limpiar hoy. Para el video. Bolsa, plástico. Thank you. Meksika, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya. Çalışıyorum bazen. Tabii siz anlamıyorsunuz ama daha sonra açıklayacağım size ne dediğimi. Şimdi normalde surf tahtalarını müşterilere veriyoruz ve geri geldiği zaman da surf tahtalarını burada yıkayıp içeri alıyoruz aynı zamanda. Tabii sadece bazen arada ufak temizlik de yapabiliyoruz. Bunlar surf tahtaları. Bunlar büyük olanlar. Bunlara longboards deniyor. Buralarda soft top, yani yukarısı yumuşak olanlar. Bunlar yeni başlayanlar için üzerine çıkması daha kolay ve yani acemilere vurduğu zaman da yani çok fazla daha az zarar veriyor. Yani sadece tabii surf tahtalarını alıp vermek, ufak temizlik yapmak dışında bazen burada vahşi hayvanları da dışarı çıkarıyoruz bazen. Bir defa oldu, bir defa başımıza geldi. Hemen şurada. Şimdi ben plaja gidiyorum temizlik yapmaya. Plaj da buradan bir 10 dakika uzaklıkta. Buradan bu şekilde 10 dakika yürüyoruz. Bakar mısınız? Burada her zaman oluyor. İnsanlar ya bazı çöp bırakıyorlar ve plan genelde bu zaman aldığı için çok arabayla genelde sörfçülerin olduğu bir plaj. Genelde arabayla yanaşılamadığı için tabii ki çok fazla sadece böyle plajda kalıp yiyen, içen ve plajın tadını çıkaran çok fazla insan yok. Yine de var tabii ama biraz daha zor. Ama yine de yani 2 günde bir veya yani bazen her gün gidiyoruz ama her zaman çöp oluyor. Özellikle küçük çöpler çok fazla var. Hola, hi. Hi, ¿qué tal? Hola. 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 Yine de çok fazla insan yani çöplerini bırakabiliyorlar. Daha burada da bir tane çöp var ama ben geri dönüşte toplayacağım onu. Plaja geldim. Dalgalar bayağı büyük.
çok fazla kimse yok. Hava biraz kapalı. Bizim arkadaşlar orada. İşte ben buradan başlıyorum çok toplamaya. Bir çöp buldum. Bir çöpümüz. Çöpümüzü bulduk. Burası da çöp dolu oluyor. Yani burada oturuyorlar gölgede. Yani çöplerini buraya bırakabiliyorlar. Ama şu anda yok. Çok güzel. Fakat orada gördüm ben bir tane. Ya aslında onu ne zamandır almak istiyordum. Biraz tembellik yaptım. Şimdi alayım. Bu normal. Balıkçılardan kalma. Boşum. Kamyon tekeri bile var. Burada ben haftada toplamda 20 saat çalışıyorum. 4 günde 5'er saat. Sen 3 günde 3 günde tatilim var. Bu yüzden surf öğrenmek için aslında bayağı bir zaman var. Ben de bir iki ders aldım. Fakat maalesef surf yapmayı iyi bir şekilde öğrenemedim. Tabii bunun en büyük nedenlerinden birisi de yıllar önce, 2-3 yıl önce Ekvador'dayken, Güney Amerika'dayken işte ilk surf dersimi aldım. Daha doğrusu yani plajın birinde bir gençle karşılaştım. Bana dedi yani sana ben surf öğretebilirim. Ucuz bir fiyat vereceğim sana dedi. Saatlik 10 dolar yani. Fakat bu ilk defa yani surf yaptığım yer dalgalar çok büyüktü. Ve surf tahtası yani onun küçük daha profesyonel bir surf tahtasıydı. Bu yüzden ne oldu? Surf tahtası geldi. Kaşımın ortasına vurdu ve 3 tane de işte dikiş attılar bana. İlk surf öğrenmem bu şekilde bayağı bir travmatik olmuştu. Bu yüzden her dalgayı surf tahtasıyla almaya çalıştığım zaman tabii içimde bir korku var. Her zaman için acaba surf tahtası gelir vurur mu diye tekrar. Bir defa durdum diyebilirim yani tam olarak değil de surf tahtasının üzerinde. Tabii önemli olan bu dalgaları alabilmek, dalgalarla birlikte işte gidebilmek. Tabii bu benim için biraz problemli oldu. Burada da bir arkadaş var. Ne yapıyor burada? Hola! Hola, ¿qué tal? Dura, no más. Vemos. Voy a seguir. Hola, ¿qué tal? ¿No hay basura? No, normalmente tienes que llevar más. No, está bien. No tengo mucho, entonces. ¿De dónde eres? ¿De qué parte de México? Mexicana. ¿De qué parte? De León, Guanajuato. Ah, qué bueno. Sí. ¿Vivas ahí? Conozco, sí, sí. Ah, no. Sí, sí, sí. ¿De dónde eres? Soy de Turquía. Ay, qué padre. Sí. ¿Tú ves telenovelas turcas? No. ¿No? No. Pero dicen que están buenas. ¿Cuál? No,
yo no. No, la película, la de las constelaciones. Mi otro yo. Ah, sí, 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 de Netflix. En Turquía. Capadocia. Hasta luego. Bye, bye. Bye, bye. How are you going? Very well, very well. So why aren't that many people surfing? The waves are not that good? A few people said it's pretty difficult, but okay. I think it'll get better as the sun comes down. Okay. So what do you think? Like this part? It looks better, huh? Yeah, on the other side, it's true. Right here. And then I'm like, it looks nice over there as well. So, we'll see. Cool, good luck. Thanks, de burada çok fazla çöp oluyor. Bakın. How are you? So, really good waves. What do you think? Very difficult to catch. Yeah, yeah. I feel like, you know, better with my. Bu defa da surf yapmayı denediğimde ayağımı, parmağımı incittim. Yani şu anda da o yüzden aslında biraz iyileşti. Deneyebilirdim ama dalgalar çok iyi değil. Ama so you're going to try to catch the waves. Yeah, I was talking in Turkish. So you're going to try to catch the one wave. Let's see if you're going to catch one. Yani o yüzden ben de şu anda denemeyi düşünmüyorum. Dalgalar çok iyi değil. Yani bayağı da büyük. Normalde bu plajda dalgalar küçük oluyor. Şimdi ben bu gönüllülük işini burada Workway diye bir web sitesi var. Workway. Aşağıda linki bırakıyorum. Yıllık $50 karşılığında kullanabiliyorsunuz. Ve benim aşağıda bırakmış olduğum linki de kullanırsanız bir ay ücretsiz veriyorlar size. Gönüllü olarak çalışıp gezebilirsiniz. Bu şekilde benim yapmış olduğum gibi. Bu böyle burada, bu Wild Max'te de gönüllü olarak çalışırsanız aynı zamanda da surf yapmayı öğrenebilirsiniz. Benim gibi yani şanssız olmazsanız, büyük ihtimalle olmazsınız herhalde. Yani surf yapmayı öğrenilebilecek çok güzel. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Good job!